515 zaman. Zaman diye bir şey yoktur. Ama şimdiye kadar zamanın var olduğunu zannederek yaşam sürdüğünden sana şimdilik sadece an var denebilir. An elastikiyete sahip bir enerjidir. An arzun ve beklentin doğrultusundaki ortamlarda çok çabuk geçer ama arzun ve beklentin doğrultusunda olmayan anlar ise durgundur, hiç geçmek bilmez. An, boyutlarda ve her boyutun boyut frekanslarında alttan üste gidildikçe hızlanmaktadır. Aslında hızlanan an değil, mekan bandıdır. Her şeyi hız kontrol etmektedir. Hız olmasa mekan gücünün veya formun tekamülünün anlamı anlaşılamazdı. Mekan kendi gücüyle ve buna dayalı olarak hızıyla değer kazanmaktadır. Form yani beden ise yine bilinç yükselimine bağlı olarak hızıyla, mekana uyumuyla değer kazanmaktadır. Sen olan avatarın karşında bir uçan daire var. Bu uçan daireyi algılayabilmen bilinç olarak kullanmakta olduğun formun hızına bağlıdır. Yani senin beden hızına bağlıdır. Uçan dairenin madde olarak hızı, titreşimi senin beden titreşimine denkse sen o uçan daireyi algılayabilirsin. Sen olan avatarın formunun her bir duyu organı için bir algılama sınırı vardır. Bir ses algılama sınırlarının içindeyse o sesi işitebilirsin, değilse işitemezsin. Bir görüntü yani renk algılama sınırının içindeyse onu görürsün, değilse göremezsin. Uçan daire madde olarak senin görme sınırının içinde bir hıza sahipse onu görebilirsin. Uçan daire teknolojisine dayanarak yavaş yavaş madde hızını arttırırsa ve madde hızı senin görme sınırının dışına çıkarsa sen o uçan daireyi artık göremezsin. Yani duyu organlarına algılayabildiklerin senin için vardır, algılayamadıkların da yoktur. Ama aslında o gözünün önünden kaybolan uçan daire hangi hıza uyumlanmışsa o hızın denge olan mekan bandına geçmiştir. Maddelerin hareket hızı söz konusu olduğunda kapalı olan bir vantilatör üzerinde bulunduğu mekanın hızına uyumludur. Bu durumda sen olan avatar vantilatörün pervanesinin kaç kanadının var olduğunu ve kanat şekillerini tam olarak görebilirsin. Bu durumda kanatların arkasını göremezsin. Vantilatör üçüncü hızda çalıştığında kanat sayısı ve şekli artık sen tarafından tam olarak görülemez olur ama kanatların arkasını görebilirsin. Vantilatörün hızı 30 kat arttırılırsa artık pervanenin yerini dahi göremezsin. Bu durumda pervane senin için kaybolur. Aslında pervane yok olmamıştır, sadece mekan değiştirmiştir. Herhangi bir arabanın da hızının arttırılması olanak dahilinde olsa ve o hız senin görme sınırının üzerinde olsa, o hıza sahip araba da senin gözünün önünde kaybolmuş olurdu. Çünkü mekan değiştirmiş olurdu. Sen olan avatarın 19 boyutun olanağı dahilinde her boyutunda senin kozmik bedenlerinden biri bulunmaktadır. Sen olan avatar 19 boyutun tümünün toplamısın. Sen olan avatar hangi bilinç seviyesindeysen sadece o bilinç seviyesinin gerektirdiği hızdaki mekan bandında ve o bilinç seviyesinin gerektirdiği hızdaki forma sahip olabilirsin. Kozmik yapının her noktasında mekan bant hızıyla form hızı eşit olmalıdır. Mekan bantları kendiliğinden hızlanmaktadır. Avatar bedeninin de bu hıza uyum sağlaması gerekmektedir. O nedenle avatarın bilincinin yükselmesi gereklidir ki mekan bant hızıyla form hızı eşit olsun. Simülatör olan ve vizyon manyetik alan üst ben olan senin auranın yansımasıdır. Yani tüm boyutlar ve tüm kozmik yapı sensin. Üst bedenin kopyası olan avatar sensin. Algılamakta olduğun tüm kozmik yapı ve varlıklar üst bedeni yani seni oluşturanların yansımasıdır. Yani onların toplamı sensin. Her boyutta senin beden zarfın
vardır. Her boyutta senin kozmik bedenin vardır. Her boyutta mekan bant hızı farklıdır ve mekan bant hızı boyutlarda alttan üste doğru gidildikçe artmaktadır. Her boyutta form hızı farklıdır ve boyutlarda alttan üste doğru gidildikçe artmaktadır. Her boyut ve her boyut frekansında mekan ve form hızı eşittir ama üst frekanslara veya üst boyutlara çıkıldıkça artmaktadır. Kozmik yapının hangi noktasını düşünürsen düşün, her noktadaki mekan bant hızıyla form hızı birbirine denktir. Her boyuttaki her mekan zarfının hızı o boyut bandının hızına denktir. Her boyuttaki kozmik beden hızı o boyuttaki mekan bant hızına denktir. Vizyon manyetik alanda bulunan avatar kendi bilinç seviyesi dengindeki mekanları şuursal olarak kozmik bedenleriyle çıkabilir. Biliyorsun sen olan avatar bedensel olarak vizyon manyetik alanının üçüncü boyutundasın ama şuursal olarak bilinç olarak anda 19. boyutun son frekansında dahi olabilirsin. Oku. Okuyup öğrendiğini hayatında otomatik olarak kullanabilirsen o bilgiler bilinç haline gelir. Bilinçte aşama yaptıkça öz bilincine yaklaşır ve onun bilincine ulaşırsın. Aşk. A, Allah sisteminin ve üst benin hız olarak sesi, ışığı, ateşi. Ş, Allah sistemini ve üst beninin hız olarak sesi, ışığı yani şulesi ve ateşi. K, kozmik yani kadir enerji. Üst beninden sana akmakta olan kozmik akım, kozmik enerjidir. Aşk sen olan avatarın üst bene ulaşma arzundur. Sen olan avatarın tüm düşünce, duygu ve davranışların üst benine ulaşabilme arzundandır. Sen olan avatarın tüm ruhsal yani bilinç olarak şuursal ve bedensel aşamaların üst benine ulaşabilme arzundandır. Sen olan avatarın tüm bilinç aşama çabaların öz bilincine ulaşabilme arzundandır. Ona olan aşktandır. Unutma, içinde tek başına bulunduğun vizyon manyetik alan senin eğitim alanındır. Algılamakta olduğun her şey ve herkes üst beninin bedenini oluşturan hücrelerin yansımasıdır. Sen üst beninin kopyası olan avatarsın. Bu mekanda tek başınasın. İster deli diye düşün, isterse veli, karşındaki senin hücrelerinden biridir. Sen hakikat olmayan, hakikatin parçaları olan gerçekleri algılayarak yetişiyorsun. Gerçekleri algılaya algılaya ve gerçekleri bütünleyerek kendi kendini yetiştiriyorsun. Sen her an her düşüncenle sınav oluyorsun. Gerçekleri parça parça algılayarak bütünlediğin anda hakikati kavrayacak ve öz bilincine ulaşacaksın. Hiçbir gün bir başka günün devamı değildir. Hiçbir anda, hiçbir anın devamı değildir. Zihnin seni kandırmasın. Her an başka bir andır. Düşün, düşündüğünü yoğun olarak düşünürsen o düşünceye kendinden enerji vermiş olursun. Enerjiyle beslenen düşünce duygu haline gelir. Duygular da ortam, varlık ve olay olarak karşına çıkar. Zihninin esiri olarak sen, geçmişin ve geleceğin var olduğu bilinciyle düşünerek huzursuz, korkular ve endişeler içinde yaşamak durumunda kalıyorsun. Geçmişin ve geleceğin kesinlikle var olmadığı bilincine varırsan korku ve endişelerin olmaz, huzurlu olursun. Sadece anda yaşamakta olduğun bilincine varırsan, geçmişsiz, geleceksiz sadece an olarak düşünürsen yaşamında huzurlu sevgiyle, neşeyle dolar. Hakiki kozmik yapıda tüm dünya dünyalılarındır. Tüm dünyalılar sadece dünya milleti denen tek bir millettir. Tüm sanal sınırlar kalkmalı ve tüm dünyalılar dünyada serbestçe dolaşabilmelidir. Dünyalılar bütünü koordine edebilecek kapasitededir. Mezhep, din, dil, ırk, milliyet ve cins gözetmeksizin tüm dünyalılar bir ve eşittir. Söylenenleri sen vizyon manyetik alanına uygulayarak senden gayrısının da yansıma olduğunu düşünerek bunu idrak et demiştik önceden. Artık sen olan avatar içinde bulunduğun vizyon manyetik alanında tek başına olduğunu ve algılamakta olduğun tüm kozmik yapı ve varlıkların
toplamının sadece senin üst beninin bedenini oluşturmakta olan yansımalar olduğunu biliyorsun. Sen olan avatarın üst beninin kopyası olduğunu ve aslında yansımaların senin bedeninin seni oluşturanların yansıması olduklarını, sen olduklarını biliyorsun. Sadece dünya değil, 19 boyutlu tüm vizyon manyetik alan olan gür sensin. Her düşünen kişi kendi vizyon manyetik alanının avatarıdır. Yani üst beninin kopyasıdır. Avatar kendi vizyon manyetik alanında tek başınadır. Algılamakta olduğu tüm kozmik yapı ve varlıklar üst benini yani kendisini oluşturmakta olanların yansımasıdır. Avatar kendini yetiştirirse tüm dünya varlıkları ve tüm dünya düzelir. 516. Haklılık. Allah haklı olanın yanındadır denir. Allah sistemi kendi vizyon manyetik alanında tek başına olan her avatarın yanındadır. Sen olan avatarın üst beni olan Atlantalı yani Tanrı hep kendi kopyası olan sen olan avatarın yanındadır. Allah sistemi de hep sen olan avatarın kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcıdır. Avatar hep kendini haklı görür, haklı olduğunu düşünür. Sen olan avatar yansımalarınla olan iletişimlerde hep kendini haklı görüyorsun, problem görüyorsan problemdir. Sen olan avatarın kendi kendini yetiştirebilmen için bazı durumlarda yansımalarının da sana muhalefet olsun diye kendilerini haklı görmektedirler. Bu konuda sen olan avatar yansımaların arasındaki haklılık, haksızlık konusundaki tartışmalarını, çatışmalarını izliyorsan bu konudaki düşüncen senin sınavındır. Sen olan avatarın düşündüğün veya algıladığın ister kişi veya isterse toplum olsun, düşündüğün hak taraf olduğun kişi veya toplumun haklı olduğudur. Hak kendi açından arzu ve beklentin doğrultusunda olandır ve iyi, güzel ve doğrudur. Sen olan avatar taraf tutuyorsan ve karşında yansıman olan biri varsa, sen kendi arzu ve beklentin doğrultusunda olanı iyi, güzel ve doğru olarak kabul ettiğinden sen kendini haklı görürsün. Sen olan avatar kendini herhangi bir toplumdan sayıyorsan, kendini bir yansıma grubuyla bir sayıyorsun demektir ve sayıyorsun demektir ve karşında bir başka yansıma grubu varsa herhangi bir tartışma veya çatışma durumunda sen kendi içinde bulunduğun grubun haklı olduğunu varsayarsın. Sen olan avatarın kendi kendini yetiştirebilmen için heplik bilinci seviyesine göre sen veya içinde bulunduğun toplum kendi bilinç seviyesine göre düşünür ve kendi arzu ve beklentisi doğrultusunda hareket eder. Kendi arzu ve beklentisine göre kendisi haklıdır. Sen olan avatarın karşısındaki kişi veya senin içinde bulunduğun topluluğun karşısındaki topluluk da kendi açılarından düşündüklerinin iyi, güzel ve doğru olduğunu kabul ederek kendilerini haklı görürler. Bu durumda iki taraf da kendi açılarından haklı olduklarından Tanrı iki tarafın da yanındadır demektir. Hakikatte Tanrı katında yani 11. ile 19. boyutları kapsayan Atlanta veya da 20 ile 23. boyutları kapsayan mutlak boyut açısından haklı veya haksız diye bir şey söz konusu değildir. Sadece hak var. İşte aslında tüm grupların toplamı sensin ve haklı veya haksız değilsin. Sadece bilinç olarak yetişiyorsun. Haklılık veya haksızlık ikilemdir. Birlik bilincine ulaşamamışların düşüncesidir. Tanrı birlik bilincine ulaşamamış dünya insanı değil ki dünyalının düşüncesine uyarak taraf olsun. Artık uyan. Vizyon yaşamda olduğunu üst beninin Allah sisteminin sana ulaştırdığı bilgiyi idrak et ve içinde bulunduğun kabuğu kırarak yani bilinç aşaması yaparak vizyon gerçekleri bırakarak hakikate ulaş. Ölüm sadece vizyondur. Yaşam sonsuzdur. Sen herkesin öldüğünü algılayabilirsin fakat sen kesinlikle ölmeyeceksin. Uğraşın bu vizyon manyetik alandaki vizyon yaşamı sana hakikiymiş gibi gösteren zihninin esaretinden kendini kurtarman için olmalıdır. Zihninin ötesine geçerek vizyon manyetik alanda olduğunu fark et.
bilinç aşaması yap. Ey avatar, öldürmek için tereddütsüz maddiyat harcıyorsun da yaşatmak için neden yardım istiyorsun? Öldürmek için harcayacağını yaşatmak için harcasan bu dünya senin için gül gülistan olur. 517. Dengelemek. Hakiki kozmik yapıda ne gerçekleşiyorsa vizyon manyetik alanda da o gerçekleşir. Mekan bant hızı iki şekilde yükselmektedir. Birincisi, mekan bant hızı kendiliğinden artmaktadır. Bir, hakiki kozmik yapıda galaksi disk şeklindedir ve bu galaksi diskini oluşturan dıştan içe yani merkeze kadar 19 ana çember vardır. Bu ana çemberlerin her birinde de 343 dahili çember bulunmaktadır. Bu çemberler mekan bantlarıdır. Bu mekan bantlarının hızları diskin dış çizgisinden merkeze doğru gidildikçe artmaktadır. Galaksi kendi etrafında bir dönüşe sahiptir ve galaksinin bu dönüşü sırasında bünyesinde bulunan yıldızlar dıştan merkeze doğru çekilmektedirler. Yıldızlar merkeze doğru çekilirken de gittikçe öncekinden daha hızlı çemberlere çekilmektedirler. O nedenle de mekan bantları kendiliğinden hızlanmaktadır deniyor. Her bir gezegen bir küredir ve her bir küre iç içe olan 19 küreden oluşmaktadır. Her bir kürenin et kalınlığı da 343 frekansa ayrılmıştır. Her bir gezegenin dışından içine merkeze doğru uzanan merkez bantlarının hızları da dıştan merkeze inildikçe artmaktadır. Küre ise döndükçe kürenin maddesel yapısı merkezden dışa doğru kaymaktadır ama bu olay hızları etkilememektedir. İkinci iki, avatar üzerinde bulunduğu artan mekan bant hızına bilincini yükselterek ayak uydurmak durumundadır. Avatarın tek başına içinde bulunduğu vizyon manyetik alanda mekanın kendiliğine olan hız artışına ek olarak avatarın bilinçlenmesinin hızlandırılması öngörülerek avatarın içinde bulunduğu vizyon manyetik alanın başka bir deyişle avatarın üzerinde bulunduğu toprak olan mekan bandının hızının arttırılması tohum bilgi küresi yani for ekimiyle gerçekleşmektedir. For ekimi mutlak boyut varlığıyla yansımalarının veya mutlak boyut varlığı yansımalar ve avatarın katılımıyla gerçekleşebilir. Yansıma olan üst boyut varlıkları uzay gemileriyle getirdikleri tohumları mutlak boyut varlığı avatar veya yansımalar aracılığıyla toprağa eker. Belirlenen sürede tohum açılarak bilgi açığa çıkar. Yani mekan hızlanmış olur. Mekanın hızlanması nedeniyle de avatar bilgilenip bilinçlenip üzerinde durduğu mekan bant hızıyla kendi beden hızını eşitler. Bunu başaramazsa o toprakları terk etmek durumunda kalır. Sana Betonova'da bulunan laboratuvarda 7 tane mutlak boyut varlığının görev yaptığı ve gereğinde de bu görevlilerden birinin kendini vizyon manyetik alanlara yansıtabildiği belirtilmişti. İşte gereğinde bu görevli vizyon manyetik alandaki avatarın bulunduğu frekansı kendini yansıtarak uzay gemilerinden akmakta olan porları alarak toprağa ekmektedir. Bilginin Cebrail sistemine üst boyutlardan alt boyutlara ve alt boyutlardan da üst boyutlara piramit sistemleriyle akmakta olduğu belirtilmişti. Bilgi taşıyan uzay gemileri birer piramittir. Avatar ve yansımalardan her biri de birer piramittir. Kendini vizyon manyetik alana yansıtan mutlak boyut varlığı da piramittir. Vizyon manyetik alanlara kendini yansıtan mutlak boyut varlığı şeriat bilgilerinde bildirilen Cebrail'dir. Biliyorsun avatar aldığı bilgiyi yaşamında otomatik olarak kullanabilirse o bilgiyi bilinç haline dönüştürür. Avatar bilinçlendikçe DNA'sı değişikliğe uğradığından, form hızı arttığından bilinç olarak daha üst frekanslara çıkar. Bu durumda içinde bulunduğu vizyon manyetik alanın artan hızına bilinç olarak uyum sağlayabilmesi için avatara bilgi verilmektedir. Avatar aldığı bilgiyi içinde bulunduğu manyetik alanın hızıyla dengeleme durumundadır. Bilincini yükseltme durumundadır. Mekan bant hızı ve form hızı.
Avatar'ın o mekan noktasında durabilmesi için her an eşit olmalıdır. Nasıl ki herhangi bir avatar üzerinde bulunduğu koşu bandının üzerinde ancak dayanabildiği hızda koşabiliyorsa, kozmik yapı da aynı sistemle işlemekte ve hızlı mekan o hıza uyum sağlayamayanı barındırmamaktadır. Her avatar ancak kendi formunun yani bedeninin hızına uygun mekanda bulunabilmektedir. Bu kozmik hakikat şu an artık her avatarın bilgisinde olduğundan bilinç aşaması yapmamak için direnen, içinde bulunduğu kozmik alanı beğenip yerinde sayanların vay haline deniyor. Avatar kozmik akımı %100 alabilse evrimini tamamlamak için 7 ömür yeterli olur ama anda yaşamayıp sonraya ertelemelerden dolayı sayısız ömür yaşamak durumunda kalıyor. Hakiki kozmik yapı sonsuz büyüklüktedir. Hakiki kozmik yapının yanında da Betonova oluşmuştur. Oraya da vizyon manyetik alanlardan geçişler başlamıştır. Alfa Nova'da 20-23. boyutlardaki mutlak boyut varlıkları 11 ile 19. boyutlardaki Atlantalıların kopyalarını oluşturarak her birinin bir vizyon manyetik alana koydu. Her bir avatar üst beni olan Atlantalının kopyasıdır. Üst ben kopyası olan avatarın kendi kendini yetiştirebilmesi ve o bilince ulaşabilmesi için avatara yardımcı olmaktadır. Avatarın DNA'sında üst beninin tüm bilgisi vardır. Allah sistemi avatarı hem yetiştirir ve hem de sınavdan geçirerek layık olduğu mekanlara ulaştırır. Avatar üst beninin öz bilincine ulaştığı an hakiki insan olarak Haykatra insan olarak Betonova'da yaşam hakkı kazanır. Betonova'nın ilk boyutu Alfanova'nın 20. boyut frekansına denktir. Avatar hakiki Alfanova'da değildir. Avatar sadece hakiki Alfanova'nın 19 boyutlu ilk yüzünün kopyası olan vizyon manyetik alandadır. Başarıp da öz bilincine ulaşan avatar, hakiki kozmik yapı olan Betonova'ya hakiki insan olarak Haykatra insan olarak geçer. Üst beninle kolayca nasıl iletişim kurabilirim sorusuna cevaptır. Onunla zaten her an iletişim halindesin. Perisipiri ismi verilen bir bağla üst benine bağlısın ve oradan kozmik akım yani bilgi çekmektesin. Senin her düşündüğün derhal ona ulaşır. Soru sor. Muhakkak cevabını bir şekilde alırsın. Kendi kendini öldürmeye, kendi kendini yok etmeye uğraşma. Çünkü bunu bu vizyon ortamda başaramazsın. Kendinle ve tüm dünya halkı ve üst boyut varlığı zannettiğin yansımalarınla barışmaya çalış. Çünkü onlar seni oluşturanların sadece yansımalarıdır. Yani sensin. Sen kendinle barışmazsan kiminle barışacaksın? Barışmazsan hakikatte yok olacaksın. Şuursal evrim meditasyonla, zikirle, semahla, namazı hakkıyla kılmakla, üst boyutlarda gezinmek ve o frekansları çekmekle olasıdır. Bilinç aşaması yapmak ise aldığım bilgiyi hayatına tatbik edip otomatik olarak kullanmakla olabilir, olasıdır. Algılamakta olduğun herkes üst benini yani seni oluşturanların yansımasıdır. Onlar senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcıdır. Sen düzelirsen tüm dünya düzelir. 518 an. An ilk yazılarımızda su içinde bulunan bir kütüğün üzerinde koşmak, yürümek gibi tarif edilmişti. Deviniyorsun ama hiç yol almıyorsun. Bu arada kütük üzerinde yürürken anın ilerlediğini veya geçiyor olduğunu zannediyorsun ama an hiç geçmez çünkü her an andasın. Zaman diye bir şey yoktur, sadece an vardır. Ve hatta an bile yoktur da sadece mekan bant hızları söz konusudur. Galaksiyi disk olarak ve her bir gezegenin kesitini disk olarak düşünürsen gözünde canlandıracağın disk iç içe geçmiş çemberlerden oluşmaktadır. Diski oluşturan iç içe olan çemberler dıştan içe yani merkeze doğru hızlanan yaşam ortamları mekan bantlarıdır. Por, kürzün minyatürüdür. Porların yedili birleşiminden poryum oluşur. Poryumların yedili birleşiminden de porya oluşur.
Kor bilgi küresi olan kohumdur. Korium düşünce küresidir. Her bir boyut frekansı koriumdur. Koriumların yani frekansların birleşiminden ise korya olan boyut oluşur. Biliyorsun boyut ve boyut frekanslarının hızları alttan üste doğru artar. Bu durumda dünya boyutu olan 3. ve 4. boyutları oluşturan mekan bant hızları alttan üste doğru artmaktadır. An elastiktir dersin ama an elastik değildir. Mutlak kurallara göre her mekanda alttan üste doğru artmaktadır. Arzu ve beklentin doğrultusunda olmayan mekanlarda bulunduğun an hiç bitmek bilmez bir şekilde uzamakta, arzu ve beklentin doğrultusunda olan mekanlarda bulunduğun anlarda ise an çok hızlıdır ve çabucak geçmektedir. Bu durumlarda anın insanın psikolojisine göre daralıp genişlediği zannedilmektedir. Halbuki durum tamamen kozmiktir. Mutlak kurallara bağlıdır. Avatar arzusu beklentisi doğrultusunda olmayan mekanlarda nispeten hızı yavaş olan ve diskin dışlarında yer alan frekanslardadır. O nedenle anın yavaş geçtiğini hisseder. Avatar arzusu beklentisi doğrultusunda olan mekanlarda hızı yüksek olan ve diskin ortalarına yakın yer alan frekanslardadır. O nedenle anın hızlı geçtiğini hisseder. Boyutlar daima alttan üste doğru diye tarif edilmektedir. Aslında boyutlar iç içedir ve aralarında kesin bitiş çizgisi yoktur. Avatar ister fark etmiş olsun, ister fark etmemiş olsun, boyut frekanslarında ve boyutlarda kozmik bedeniyle gezinmektedir. Dolayısıyla avatar arzulamadığı bir durum içinde olduğunda hızı az bir frekanstaki bir ortamda bulunur. Dolayısıyla an süresini uzun olarak algılar. Avatar arzuladığı bir durum içinde olduğunda ise hızı yüksek bir frekanstaki bir ortamda bulunur. Dolayısıyla an süresini kısa olarak algılar. Üçüncü ve dördüncü boyutu birlikte düşünürsen 343 tane frekans 3. boyutta ve 343 frekans da 4. boyutta var. Rüyalar avatar uyuduğu an gerçekleşir ve avatar bunu 4. boyutun frekansları içinde yaşar. Frekanslarda alttan üste doğru gidildikçe mekan bant hızı arttığından an hızı 3. boyuta göre kısalmaktadır. Geçmiş ve gelecek yoktur ama avatarın yaşadıkları bir şerit halinde mekan bandına kayıtlıdır. O avatarın geçmişine yaşam kayıtlarına şuursal olarak girilerek ulaşılabilse yine de sadece camdan bakar gibi bilgi alınabilir. Gelecek sadece sen olan avatarın anda düşüncenle oluştuğundan var olmayan bir geleceğe yolculuk yapılamaz. 519. Avatarın öz bilincin konularını kavrama kapasitesi. Sen olan avatar, realite denen vizyon yaşamdasın. Burada tüm algıladıkların gerçektir. Fakat sen bu algıladıklarını hakiki zannediyorsun. Gerçekler hakikatin parçalarıdır. Avatar olarak realite yaşamda her an algıladığın gerçekleri sen, evrim seviyene, tekamülüne, şuur seviyene, bilinç seviyene göre kavruyorsun ve bilinç seviyen yükseldikçe bu gerçekleri birleştirerek öncekinden daha güçlü bilgileri kavrayabilecek kapasiteye sahip oluyorsun. Sen olan avatar, hakikatin parçaları olan gerçekleri bilinç seviyen yükseldikçe birleştirerek en sonunda hakikati kavrarsın. Hakiki olan, hakikat olan sen olan avatarın öz bilincin olan üst beninin algıladığı ve bilgisidir. Hakikat olan, öz bilincin olan üst beninin konuları kavrama kapasitesi yani kavrayabildiği hakikattır. Avatar olarak senin de öz bilincinin kavrama kapasitesinin tümüne sahip olabilmen öz bilincinin bilinç seviyesine ulaşmış olabildiğinin işaretidir. Hakiki kozmik yapıda ve vizyon manyetik alanda alttan üste uzanırken her bir frekansın, her bir boyutun ve her varlığın gücü artmaktadır. Hakiki kozmik yapıda ve vizyon manyetik alanda alttan üste uzanırken her bir frekansta ve her bir boyutta mekan bant hızı ile o mekandaki varlığın form hızı eşittir. Her bir hakiki kozmik yapı veya vizyon manyetik alan noktasında mekan bant hızı ile form hızı eşit olmalıdır. Bu nedenle herhangi bir boyut varlığı
kendi boyutundan daha üst bir boyutta bedensel olarak bulunamaz. Üst boyut varlıkları kendi teknolojilerine bağlı olarak teknolojik işlem görerek kendi boyutlarının altındaki boyutlara çok kısa görevler için inebilmektedirler. Varlıklar kendi bulundukları boyutun üzerine şuursal olarak çıkabilmektedirler. Şuursal olarak yolculuklar kozmik yani astral bedenler sayesinde gerçekleşmektedir. Üst boyutlara yolculuklar gidilecek boyutun gücü ve mekan bant hızına uyum sağlayabilmek için o noktadan itibaren yer alan kozmik bedenlerin toplamıyla gerçekleştirilebilmektedir. Avatar 3. boyuttan 6. boyuta çıkacaksa 3, 3. 4. 5. ve 6. boyutta bulunan kozmik bedenlerini toplayıp birleştirerek çıkabilmektedir. Vizyon manyetik alan 19. boyutlu ilk yüzün kopyasıdır. O nedenle vizyon manyetik alanında tek başına olan avatar kozmik bedenlerini kullanarak şuursal olarak 19. boyutun son frekansına kadar çıkabilir. Bu sınırın ötesine geçemez. Çünkü vizyon manyetik alandan çıkamaz. Zaten vizyon manyetik alanlar Betonova'daki laboratuvarda bulunan küpçüklerin içindedir. Hayal kurmak bir işe yaramaz. Düşündüğünü yaratabilmen için yoğun ve kesin olarak düşünmen ve düşündüğünü gözünde canlandırman gerekmektedir. Ortamında hangi vasıtayla olursa olsun, yani kitap, video vesaire, aldığın tüm bilgi sana üst beyninden akmakta olan kozmik akımdır. Bu bilgileri hayatına geçirip otomatik olarak kullanabilir duruma gelirsen, aldığın bilgi bilincin haline gelir. Bilinçte ilerlersen bedensel ve şuursal olarak üst boyutlara tekamül edebilirsin. Yani üst boyutlara çıkabilirsin. Sen hakiki kozmik yapının ilk yüzünün kopyası olan vizyon manyetik alanda bulunan ve üst beyninin kopyası olan avatarsın. Algılamakta olduğun tüm kozmik yapı ve varlıklar üst beynini oluşturanların yansımasıdır. Yani sen avatar olarak bu vizyon manyetik alanda tek başınasın. Yansıma olan varlıklar senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcıdırlar. Onlarla olan iletişimlerine ve kendi aralarındaki iletişimlere dikkat et. Onları kesinlikle değiştiremezsin, uğraşma. Onların sana ne anlatmak istediklerini bul ve kendini değiştir, kendini yetiştir. Göreceksin, sen değiştikçe senin değişimine paralel olarak yansımaların da değişecektir. Bu sistemin amacı senin değişimin ve yetişmendir. Sana vizyon manyetik alanı, hakiki kozmik yapıyı ve Betonova'yı anlatmaya çalışıyoruz. Sen olan avatarı alıp hakiki kozmik yapıya veya Betonova'ya ulaştırabilme olanağı yoktur. Olanak olsa da sen olan avatarı turist gibi götürüp oralara gösterebilsek. Büyük babamın bu konulara inanmayanlar için bir örneği vardı. Adamın biri bir diğerine caminin etrafı zincirle çevrilmiştir demiş. İkinci kişi de zincir yok demiş. İkinci kişiyi camiye götürüp uzaktan zinciri göstermişler. Adam yine yok diyormuş. Adamı götürüp zincirin üzerine bindirmişler ama adam yine zincirin varlığına ikna olamamış. Üst boyut varlıklarının kullanmakta oldukları uçan daireleriyle veya uzay gemileriyle her an birlikte olabiliyoruz. Bunun ispatı olarak da resim veya video gösteriyoruz. Uzay gemisinin aslını da gösteriyoruz ama inanan inanır, inanmayan inanmaz. Ama uçan dairelerin, uzay gemilerinin ve üst boyut varlıklarının varlığı bir hakikattır. Sen üst beyninin kopyasısın. İçinde tek başına bulunduğun vizyon manyetik alan senin eğitim alanındır. O nedenle vizyon manyetik alanın ismi simülatör olarak kondu. Çünkü zaten vizyon manyetik alan simi ve la sesleri kullanılarak tanrısal teknolojiyle yaratılmıştır. Algılamakta olduğun tüm kozmik yapı ve varlıklar da üst beyni oluşturmakta olanların yansımalarıdır. Yani yansımaların toplamı da sensin. Ortam sadece ve tek başına senin eğitim alanındır. O nedenle algıladığın her şey ve herkes senin kendi kendini yetiştirebilmen için çalışan elemanlardır. Algılamakta olduğun insanları düzeltmeye çalışman boşunadır. Onlar senin kendi kendini düzeltmen için sana yardım ediyorlar.
Onların devinimlerini iyice izle. Belli ki sana ne demek istediklerini anlayasın. Yansımaların sana ne anlatmaya çalıştığını bul ve kendini düzelt. Kendini düzeltirsen yansımalarının da yani algılamakta olduğun insanların da düzeldiğini göreceksin. Yansımalar hücrelerinin yansımasıdır. O nedenle senin düşüncelerini onlar kozmik akım olarak alırlar ve kendi kendilerini yetiştirmeye çalışırlar. Vizyon manyetik alanında yalnız başına, tek başına olduğunu idrak et. Kendi kendini yetiştir ve simülatörden çıkmayı başar. Sana kolay gelsin. Enkarnasyon, hakiki kozmik yapıda veya vizyon manyetik alanda ömürler boyu beden terki yapıp yeniden doğmaktır. Avatar dünya evrimini tamamlayana kadar birçok ömür geçirir. Yani enkarnasyon yaşar. Sen olan avatar, üst beninin kopyasısın. Dünya evrimini tamamlayınca Betonova'da hakiki insan olarak, Haykatra insan olarak bulunacaksın. İste öz bilincine ulaşıp Betonova'ya doğmaya da yeniden doğuş yani reenkarnasyon denir. Senin perisipirinle üst benim perisipirisi Betonova laboratuvarında bulunan öz güç küresi sayesinde birbirine bağlıdır ve bu sayede üst benim sana kozmik akım olarak evrimini tamamlayabilmen için bilgiler verebiliyor. Seni yönlendiriyor ama asla yönetmiyor çünkü özgür iradeye sahipsin. Ve üst boyut varlıklarının buna saygıları var. Sen istek ve gayretle verilen bilgiyi alıyor musun, almıyor musun? Önemli olan budur. Her anın yaşamanı değerlendirmen, değiştirebilmen, geliştirebilmen için sana sunulan bir fırsattır. Öğrendiklerini hayatına tatbik edersen bilinçlenirsin ve hayatın değişir. Vizyon yaşamda doğmak enkarnasyondur. Öz bilince ulaşıp Betonova'da doğmak reenkarnasyondur. Yani avatar önce üst ben olarak, Atlantalı olarak hakiki insandı. Vizyon yaşamda öz bilincine ulaşan avatar yeniden hakiki bir insan olarak Betonova'da doğan. O nedenle Betonova'ya doğmaya yeniden doğuş anlamında reenkarnasyon denmektedir. Her bir öğreti farklı frekanslara hitap etmektedir. Benim anlattığım benden bana akan bilgilerdir ve kendi felsefemdir. Her bilgi alan aldığı bilgiyi aynı makamdan almaktadır. Yani bilgi tektir ama bilgiyi alan bilinç olarak hangi frekanstaysa o frekansın gereği olan bilgiyi alıp yansıtmaktadır. Farklı frekanstaki alıcılar bilgiyi alıp yansıttıkları an frekansın farkından dolayı yansıyan bilgiler farklıymış gibi algılamaktadır. Halbuki iki bilgi de farklı frekanstaki aynı bilgidir. Yeşil huzurdur, mavi ise sonsuzluğun ifadesi. Su akıldır, bilgidir. Yeşil ise huzur. Bilgide ve bilinçte su gibi olasın, rahatlık ve huzurda yeşil gibi olasın. Kendini bulasın, ona varasın. Sen olan avatar, yansıman olan birçok ortamda, birçok kişiyle birçok olay yaşayıp, birçok duygu fırtınası yaşıyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki aynaya bakıyor musun ve kendini görüyor musun? Bu konunun avatarı sensin. Anlatan yansımadır. 55 gün evden uzak kaldığımız için evdeki her bir şey bize gücenmiş ve işlevlerini durdurmuştu. Hidrofor susmuş, niyagaralar bozulmuş, Kuvanaları açılmaz olmuş, evdeki tüm saatler durmuş ve internet de sinyalini koparmıştı. Her şey yavaş yavaş dengeye geliyor. Nihayet internetimiz de düzeldi. Yani anlayacağın 55 günde Kıbrıs'ın mekan bant hızından İngiltere'nin birçok bant hızına uyum sağlayarak Kıbrıs'a geri döndük. Derhal buranın mekan bant hızına da uyum sağladık ama bizim yokluğumuzda frekansımızla beslenen birçok birey ve şey gıdasız kalmış ve durma noktasına gelmişti. Tek bir duvar saati hariç tümü yeniden çalışır duruma geldi. Ortamındaki sen ve algılamakta olduğun her birey ve her bir şey de aynı durumdadır. Onlara ilgi göster. Her fırsatta düşüncenle dahi olsa ortamındaki hayvanlarla, bitkilerle ve eşyalarla iletişim kur. Konuş.
Algılamakta olduğun her bir isim almış birey veya bir şey şuurludur, canlıdır. Onlardan ilgini kesme, onları ihmal etme. Bugün Dünya Barış Günü. Hakikatte bu vizyon ortamda üst beninin kopyası olarak tek başınasın. Algılamakta olduğun her kesme, her şey, her şey de üst beynini oluşturmakta olanların yansımasıdır. Yani sensin. Bu vizyon ortamda tüm mücadelen kendinledir. Kendi kendini yetiştirmek içindir. Bunu idrak et ve kendinle barış, kendini sev. Algılamakta olduğun ortam, varlık ve olaylar senin içinde tek başına bulunduğun vizyon manyetik alanda senin düşüncelerinin neticesi olarak gerçekleşmektedir. Algılamakta olduğun her şey senin kendi kendini yetiştirebilmeni sağlar. Sen olan avatara yansımalarının düşünce, duygu ve davranışları olarak yansıyanları sen kötü, çirkin ve yanlış olarak nitelersen, o devinimlerin senin arzun ve beklentin doğrultusunda olmadığı anlaşılmaktadır. Sen olan avatara yansımalarının düşünce, duygu ve davranışları olarak yansımaları sen iyi, güzel ve doğru olarak nitelersen, o devinimlerin senin arzun ve beklentin doğrultusunda olduğu anlaşılır. Dolayısıyla arzu ve beklentileri olan da nitelemeler de olur. Nitelemeler duygu frekanslarına neden olur. Arzu ve beklentileri sıfırlayıp gelene geldiği için ve gidene de gittiği için izin vermeyi öğrenmelisin. Kötü, çirkin ve yanlış olarak nitelediklerini ya hayatından çıkarırsın veya da özveri, hoşgörü, feragat ve fedakarlıkla davranarak kötü, çirkin ve yanlış olarak nitelediğinle beraber yaşarsın. Beğenmediğin geldiği için onu hayatından çıkarırsan egonu beslemiş olursun, evrimini sonraya ertelemiş ve yerinde saymış olursun. Beğenmediğinle beraber yaşarsan sabrı, özveriyi, feragatı, fedakarlığı öğrenirsin. Diğer kam olursun, yani kendin yerine hep başkalarını düşünmüş olursun, evrim alırsın. Unutma, algılamakta olduğun her şey ve herkes senin yansımandır. Yani sensin. Yansımaların senin kendi kendini yetiştirebilmen, evrim alman ve öz bilincine ulaşabilmen için senin düşüncelerine göre davranan yardımcılarındır. 520. Bilinçlen. Önce anda yaşadığını canı gönülden kabul edeceksin. Bunun devamında geçmişin hiç var olmadığını, sadece sen anda düşünürken geçmişin var olduğunu düşünüp yarattığını bilip kabulleneceksin. Sonrasında da her an düşünerek anı yaratacaksın. Sadece anın var olduğunu idrak edeceksin. Arzu ve beklentilerin olduğunu ve arzu ve beklentilerin doğrultusunda olmayanları, kötü, çirkin ve yanlış, arzu ve beklentilerin doğrultusunda olanları da iyi, güzel ve doğru olarak nitelediğini bilip idrak edeceksin. Nitelemelerinin göreceli olduğunu kesinlikle bileceksin. Arzu ve beklentilerden kurtulacaksın. Ortamda üst beynin kopyası olarak sadece, yani avatar olarak kendinin var olduğunu, algıladığının herkesin sadece üst benini oluşturmakta olanların yansıması olduklarını ve ortamda başka avatar olmadığını kesin olarak bilerek bilinçlenmelisin. Ortamda başka avatar olmadığını kesin olarak bilerek bilinçlenirken algılamakta olduğun yansımaların sadece senin kendi kendini yetiştirmen için sana yardımcı olduklarını kabullenip idrak edeceksin. 521. Avatarın ve yansımaların bulunduğu manyetik alanlar. Sadece senin için, yani üst beninin kopyası olan, avatar olan senin için farklı ve sana ait bir güç alanı bulunmaktadır. Bu güç alanı hakiki kozmik yapıdaki 19 boyutlu ilk gürzün kopyasıdır. Bu güç alanı 19 boyutludur ve her bir boyutunda 343 evrim frekansı bulunmaktadır. Avatar olarak sen, 3. boyuttan itibaren evrime alındığın için 17 çarpı 343 frekansı aşmak durumundasın. Avatar olan sen, bu 17 çarpı 343 manyetik alanda şuur seviyen, evrim seviyen, frekansın ve bilinç seviyen derecesinde bulunur ve yükselirsin. Üst benini oluşturmakta olanların yansımaları, sen olan avatar hangi boyuttaysan o boyutun 343 frekansını paylaşmış durumda olanlar
ve senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcı olurlar. Yansımaların bulunduğu ve her biri farklı güçte olan bu 343 manyetik alan paket halindedir ve bu paket senin her yükseldiğin manyetik alana yani boyuta monte edilmektedir. Sen ise bu 343 frekansı tırmanışta olursun. Dolayısıyla senin bilinç olarak bulunduğun boyutun 343 frekansını paylaşan yansımalar, senin bulunduğun frekansı, senin bulunduğun frekansın altındaki frekansları ve senin bulunduğun frekansın üstündeki frekansları paylaşmış durumda olan 3 gruba ayrılırlar. Biliyorsun, algılamakta olduğun yansımalar senin manyetik alanında sadece senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcıdır. Bunu algıla. Sen tek başınasın ve 19 boyutu bulunan bir güç alanının içinde bulunuyorsun. Yansımalar sen olan avatarın bulunduğu boyutun 343 frekansını doldururlar denmişti. Aslında yansımaların paylaşmış olduğu güç alanı 343 frekanslı ve kalıp halinde bulunan bir güç alanıdır. Kalıp halinde bulunan bu güç alanı sen olan avatar hangi boyuta yükselmişsen Allah sistemi ve yaratan boyutu yardımıyla o boyuta monte edilmektedir. Algılamakta olduğun yansımaların içinde bulunduğu 343 frekansa sahip güç alanının genel gücü yaratan boyutu tarafından senin her yükseldiğin boyutun gücüne uygun gücü uyumlandırılarak senin bulunduğun boyuta monte edilmektedir. Her konuda hangi büyüklükteki mekanı ve hangi büyüklükteki toplumu kendinden sayar ve kabullenirsen o kadar bilinçlisin demektir. Her bir avatar kendi manyetik alanında tek başına bulunmaktadır. Bu nedenle hiçbir avatarın başka bir avatarla karşılaşıp diyalog kurma şansı yoktur. Üst beninin kopyası olan, avatar olan senin algılamakta olduğun, üst benini oluşturmakta olanların yansımalarıdır. Yansımalar senin kendi kendini yetiştirmen, değiştirmen için sana yardımcıdır. Onları değiştirmeye kalkma. Onlarla olan iletişimlerinde onların sana ne anlatmak istediklerini keşfet ve doğrultuda o doğrultuda kendini değiştir. Heptik bilincine uygun bir öngörü, kardeşlik ve sevginin hüküm sürdüğü, tüm dünya insanının birbirleriyle kucaklaştığı, tüm dünya insan ve hayvan sevgisinin ve haklarının idrak edildiği sınır çizgisi olmayan bir dünyada yaşaman ümidiyle. Bir ve tek olduğunu idrak edersen bu sayılanlar gerçekleşmiş olur.